Araştırma turumuzun ilk durağı Sevcan Ersözlü. Sevcan, özellikle Fed bilançosu üzerinden biraz değerlendirme yapmaya başlayalım. Salgınla birlikte 4,5 trilyon dolarlardan hızlı bir şekilde 9 trilyon doların üzerine atmıştık. Daha sonrasında buralarda Fed'in yapmış olduğu agresif bir bilanço daraltması da var. An itibariyle faiz indirimine rağmen 50 bas puan bilanço daraltılmasının devam edeceğini de açıkladı FED. Hem hazine kağıtlarında hem kamu kağıtlarında hem de mortgage'e dayalı menkul kıymetlerde 7 trilyon dolara doğru yaklaşan bir FED bilançosu söz konusu gibi görünüyor. Evet, senin bana topu pas attığın noktadan aslında altına doldurarak işlemeye başlayalım. Agresif dedin, gerçekten agresif. Çünkü biz FED bilançosunun yaklaşık olarak %21'lik daraltıldığı bir süreç içerisinden geçiyoruz ki bu tarihi bir ilk. Diğer taraftan da aslında piyasanın bilanço küçültme adımları ile beraber fazlaca ürkmediği, hırpalanmadığı bir süreç içerisinden de geçtik. Bunu nerede görüyoruz? FED bilançosunu aslında 9 trilyon dolar seviyesinden 7,2 trilyon dolar seviyesine %21'lik azalmayı grafiğimiz üzerindeki beyaz renk ile takip ediyoruz ve Haziran 2022'de başladığımız dönem piyasa üzerinde yıpratıcı etkisini görmedik diyoruz. Çünkü FED'e fark etmiş olan mevduat rezervi yaklaşık olarak 3,2 trilyon dolar seviyesinde ve bilanço daralmaya başladığı andan itibaren aynı seviyenin burada devam ettiğini görüyoruz. Bu da piyasanın hırpalanmadığının bir göstergesi. Diğer taraftan gelelim, ters repo kanalına gelelim. Çünkü neden? Aslında hem de karar günü sorulan sorulara Powell'ın pas attığı yerlerden bir tanesi. QT'ye de yani sıkılaştırmaya, bilanço küçültmeye devam edileceğinin mesajını vermişti. Ve seneye başlarken 95 milyar dolarlık aslında aylık sıkılaştırma adımını bir önceki ayda 60 milyar dolar seviyesinde revize etmişlerdi. Şimdi ise şunu takip ediyoruz. Parasal sıkılaştırmaya ve bilanço daraltmaya devam edeceğiz manşetiyle beraber aslında mesajını okumuştuk. Ters de bu kanalına atıf yaptı. Ve şunu ifade etti. Aslında biz buradaki fazla likiditeyi çektik mesajını verdi. Biz yine bilanço daraltma sürecinin başladığı dönemle bakacak olursak kabaca burada 2 trilyon dolar seviyesindeki bir varlığın aslında Fed'in ters repo kanalına park ettiği bir süreçten anlık olarak 310 milyar dolar seviyesine kadar geri çekilen 2021'in en düşük seviyesine ulaşan bir eğilim görüyoruz. Ama FOMC'yi beklerken bir miktar buraya giriş olmuştu. Kaygılarla beraber bunu ifade etmekte fayda var. Buradaki faizlere baktığım zaman da ise ters repo kanalına alındaki faizin 4,80 şu andaki güncel durumda aslında bir aylık hazine bonusunun faizinin ise 4,75 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hala aslında getiri burada olduğu için bir miktar daha buradaki bir rahatlığın da olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu bilanço küçültmesi ne zaman duracak? Analistler şu noktada ayrışmıştı. Eğer 50 bas puanlık faiz indirimi bir miktar ekonomiyi canlandırmak için risklerle beraber gelirse QT hızlı bir biçimde sonlanır. Ama eğer piyasaya normalleştirmek için bir kesinti yapılıyorsa devam eder mesajı vardı. Şu anda piyasada bu mesajla beraber devam eden bir okuma var. Ve Fed'in aslında uzun vade faiz oranına beklentisi ise aslında %2,9 seviyesinde. Ne zaman ki şu andaki Fed'in oranı 3 seviyesine, 2,9 seviyesine yaklaşırsa bilanço daraltma sürecinin o zaman da biteceğine yönelik bir beklentinin olduğunu da söyleyebiliriz. Sevcan, teşekkür ediyoruz. Özellikle Fed'in bilanço daraltmasının sıkılaşma dönemi esnasında kabaca 25 ile 35 bas puan arasında bir ekstra sıkılaştırıcı etki yarattığına dair de analizler okumuştuk. Şimdi o sıkılaştırıcı etki ne kadar daha devam edecek, buna bakacağız. Bu arada şu anda 9 trilyon dolardan işte 7 trilyon dolarlara yaklaşan bilanço 2008 krizi öncesinde 800 milyar dolardı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Muazzam bir genişleme. Hakikaten 2008 krizinden bugüne Fed'in bilançosu neredeyse 10 kattan fazla artmıştı. Şimdi onu aşağı çekmeye çalışıyoruz. Peki özellikle tahvil piyasası nasıl hareket ediyor ve bundan sonrasına ilişkin eğer Fed bir döngüye doğru gidecekse faiz indirimi aşamasında Çağlar nasıl bir tepki beklemek lazım? Getiri eğrisinin dikleşeceğine dönük beklentiler bu aşamada daha belirginleşmiş gibi görünüyor piyasa oyuncuları tarafından. Yani şöyle söylesek herhalde yanlış bir şey söylememiş oluruz. 2020'lerle birileri tahvil faizi nedir, tahvil nedir tanışmış oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Öncelikle 2021 yazında dün de değindiğimiz geçici arizi olarak nitelenen enflasyon sonrasında gördüğümüz zirvelere, uzun yıllar boyunca görülmeyen zirvelere ulaşan enflasyonla. Öncelikle şunu göstermek isterim. Bizim zaten ultra gevşek para politikası dönemi diye adlandırdığımız
çok uzun bir dönemi geride bıraktıktan sonra 2020'lere biz eriştik. Ne yazık ki başında salgınla tanıştık ve bu noktada da belki de çok uzun yıllar üzerinde durulmayan ABD tahvil faizleri özellikle salgının hemen ardı olan 2021 yılında biraz önce referans verdiğimiz dönemde enflasyonlarla beraber tahvil faizlerinin yukarı gidişiyle başladı. Şimdi dün hazırda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını karşılamışken şurada da FED faizinin özellikle enflasyonun daha doğrusu özür diliyorum 2021'in yaz aylarından 2022'de ulaştığı zirveyi görüyoruz. Burada FED faiz artırımlarına devam ediyor. Ardından enflasyon işte şu anda gördüğümüz patikasına geriliyor. Ama tahvil faizleri açısından şöyle bir yanı oldu. 60'a 40 portföylerini de düşünecek olursak. Yatırımcılar nasıl pozisyon alacaklarını çok da kestiremedi. Akıllarında kalan geçmiş bir takım mekanikler çalışmadı. Ama en nihayetinde 2023 yılının başlarında gördüğümüz özellikle ABD 10 yıllıkları ve 2 yıllıklarında zirvenin geride bırakılmasının ardından belki yine sancılı bir dönem yaşadık 2023'ün sonuna kadar. Ama en nihayetinde şurada enflasyonda alınan sonuca benzer ABD tahvil faizlerinde de gerilemeyi yaşadık. Senin sorduğun yerden aslında akıllarda şu soru var. Getiri eğrisiyle de ilgili. Yumuşak inişi konuşuyoruz ama yumuşak iniş de olsa, resesyon da olsa ABD tahvil faizlerinin geçmişte alıştığımız enflasyonun düşmesiyle beraber gördüğümüz düşüşü devam mı edecek? Yoksa piyasa başka bir fiyatlama mı yaşatacak burada kişilere ve yine öngörmek zor mu olacak? Onun yanıtını tahmin ediyorum ki 2025'te net biçimde alacağız. Çağlar teşekkür ediyoruz. Biraz önce 60-40 portföylerinden yani tahvil ve hisse senedi arasındaki dengeyi gözeten portföy tercihlerinden bahsetti. Tahvil kısmını anlattı Çağlar. Hisse senedi kısmını ise Burcu anlatacak bizlere. Özellikle resesyon korkularının coştuğu ya da para politikasının çok sıkılaştığı dönemde biz ekonomik büyümeye daha duyarlı hisselerde geride kalmayı bekleriz. Zaten böyle de oldu. Fakat normalde bu kadar hızlı sıkılaşmaya geçilen dönemlerde biz hep Amerikan endekslerinin ağırlıklı olarak acı çektiğini, aşağı geldiğini, problem yaşadığını görürdük. Çünkü o büyümenin yarattığı ciddi bir sıkılaşma problemi, daha doğrusu yüksek faizin yarattığı ciddi bir sıkılaşma problemi, büyüme problemi olurdu. Bu kez olmadı. Biraz yapay zeka hikayesi, biraz teknoloji şirketleri üzerinden piyasa kendine alan üretti. Şimdi aşağıda gördüğümüzde FED faizleri ve FED bilançosu var. Az önce Sevcan detaylı bir şekilde anlattı. Ve üstte de S&P 500'e bu muhteşem yedinin performansı var. Ben bu grafikleri açın Mart 2022'den bu yana aldım. Şimdi şöyle kabaca bir bakacak olursak yeşil barla aşağı giden yani FED'in bilançosunu küçültmesiyle endeks turuncu ve mavi endekslerin yukarı gitmesi arasında pek bir korelasyon yok. Ama ne var? Bizim hayatımızda iki tane önemli tarih var. Bir tanesi 22 Mayıs 2023, bir tanesi 29 Temmuz 2024 tarihi. 22 Mayıs 2023 tarihinde Nvidia'nın bilançosu geldi. Ve Nvidia'nın bilançosu öyle bir coşku yarattı ki, yapay zeka coşkusu yarattı. Ve bizim hayatımıza bundan sonra muhteşem yedili diye bir kavram girdi. 7 tane hisseden oluşan Amerika'nın en büyük teknoloji şirketlerinin oluşturduğu isme muhteşem yedili adını verdiler. Hatta bu isim adını bir filmden aldı. Muhteşem yedili bir kovboy çatısıydı ve işte oradaki köyü işte kötü hayduslardan kurtarıp işte o köye esenlik getirmişti. Bu benzetme tam olarak bunun için yapıldı. Muhteşem yedili yani resesyon kaygılarının üzerine güneş gibi doğdu. Verimlilik, kapasite artışı işte ve endeksleri bir yerden bir yere götürmesiyle hayatlarımızda ve endekslerde çok büyük fark yarattı. Burada S&P'nin performansına baktığımızda %19.17'lik bir performans, bir yükseliş var. Bu Mart 2022'den bugüne kadar olan yükseliş. S&P'nin bu yılın başından beri olan performansı yine %19.17. Yani aslında baktığımız zaman S&P endeksinin performansına hatta eşit ağırlıklıya da bakarsak ki onun da %9'larda aşağı yukarı endeksler aslında pek bir şey yapmıyor ve aslında faize de duyarlı. Ama faize duyarlı olmayan ve burada neredeyse %60'lık performansıyla gözde olan tek bir sektör var. O da muhteşem yedili ve muhteşem yedili hisseleri. Buradaki Nvidia'nın rolü oldukça büyük. İki tane tarih var demiştim sana aklımızda. Bir tanesi 29 Temmuz 2024. O da beklentinin kötü gelen bilançosuyla birlikte endekslerde düşmeye sebep olmuştu. Ve hatta o zaman Yansen Huang'ın rehberliğine de ihtiyaç duyulmuştu. Ve kapasite artışlarına da ihtiyacımız var. Yapay zeka bir yere gidiyor ama biraz da döngüsellikten hatta bahsetmişti. Ve bu endekslerde düşüşe sebep olmuştu. Şöyle özetleyeyim, toparlayayım. Bu bilançolardan ve FED'in faiz artırımlarından
Tek bir noktadan sonra, yani Mart 2020 Haziran'ından sonra aralarda düzeltmesini yapsa da aynı trendde yükselişe devam eden bir sektör var ve endekslerde belki de resesyona girilmeyen resesyon korkuları tamamen bertaraf edilmesinde biz muhteşem yedili ve bu hisselere borçluyuz. Burcu Kıratlı, çok teşekkür ediyoruz sana. Amerikan hisselerine ilişkin detayları almış olduk. Şimdi gelişen ülkelere Fed bilançosunun, Fed'in almış olduğu kararların yansımaları nasıl olacak? Bundan sonra, bundan önceki dönemlerde nasıl olmuş? Bundan sonra ne beklemek lazım? Bu Haptaşlan'la birlikte biraz bunların üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla aslında Vahap genel olarak gelişen ülkeler için faiz indirimlerinin gelmeye başladığı ortam olumludur. Olumlu algılanabilir. Bunu daha önden fiyatlamaya girmiş olanlar var. İşte şimdi artık faiz artırımına başlamak zorunda kalan Brezilya gibi örnekler de var. Homojen bir gelişen ülke yapısı yok artık. Çin dışarıda, Rusya dışarıda, Brezilya'nın politikası farklı, Arjantin tamamen denklem dışı. Biz ise kendi dinamiklerinde başka bir yol bulmaya çalışıyoruz. Ama genel olarak bir değerlendirecek olursak daha önceki tablo bize ne kadar rehberlik edebiliyor bu ekonomik aktivite ve politika bileşimi içinde? Açıl, aslında şu resmin başında belki FED sonrası gelişen ülke ETF'lerindeki volatilitenin arttığını öncelikle söylemek isterim. Bu şu demek, yavaş yavaş gelişen ülke piyasalarına doğru bir akım başlatılabilir anlamına gelen bir görsel söz konusuydu. Aslında şu görseli hazırlamamın arkasındaki temel gerekçe de biraz o. Biraz daha geriye gittiğimde Amerika'da finansal koşullarda bir iyileşme olduğu dönem en son 2019-2020. Yani Fed'in de o dönem faiz indirim döngüsüne girdiği, Çağlar da biraz altını çizdi. 2020 sonrası pandemiyle o döngü biraz daha hızlandı. Gelişen ülke ETF'leri nasıl bir hareket yapmışlar, ne tepki vermişler? Senin de bahsettiğin gibi Çin zaten gelişen ülkelerden çok fazla ayrıştı. Rusya'yı çok fazla dışarıda bırakıyoruz. Brezilya çok farklı bir ekonomik çevrimde. O yüzden de grafiğe MSCI EM Avrupa, Avrupa Orta Doğu, Doğu Avrupa ve BRIC'i bilerek eklemek istedim. Grafiğimin aşağısında da ABD'de Chicago Fed'in hesapladığı finansal koşullar endeksi var ve grafik sıfıra doğru yaklaştığında finansal koşulların biraz daha serbestleştiği sinyali çıkıyor. Gelişen ülkeler buradan bir hikaye yazabilirim. Evet, mümkün. Çünkü genel olarak Amerika'da istersen reel faizlerden tut, istersen nominal olarak direkt tahvil faizlerini ekle, istersen Fed'in fonlama faizini koy. Bu taraflarda bir gevşeme olduğu takdirde EM'lerde, yani gelişen ülke piyasalarında bir yükseliş oluyor. Tek sadece Amerika'daki faizlere bağlamak çok doğru değil, ama şunu da söylemek doğru olur. Faizler bu tarafta gevşediği takdirde, ki FED hem Avrupa Merkez Bankası'na hem ileride İngiltere Merkez Bankası'na da bir şekilde yol gösterici olacak. Bu da gelişen ülke piyasalarında yukarı yönlü bir hareketi de beraberinde getirebilir.